Merhaba canlarım, hayırlı akşamlarımız olsun. Nasılsınız canlarım? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim, elhamdülillah. Ben şimdi yine bir şeyler yeme derdindeyim canlarım. Şöyle balığım vardı biliyorsunuz. Şimdi ben kendime alacağım. Şöyle patatesli balığımdan. Şöyle canlar. Patatesinden de alacağım. Şöyle canlarım. Şöyle turubum var. Kırmızı turup. Şöyle yeşillik depom var. Dereotu. Roka, domates, kıvırcık, göbek kıvırcık. Canlarım. Nohut yemeğim var. Ondan da belki yiyeceğim yani etli nohut yemeğim. Canlar. Ondan da yiyebilirim aslında. Şimdi ben yemeğimi yiyeceğim canlarım. Önce bir şöyle aklımdaydı. Dürüm yapacağım kendime. Etsiz çiğ köfte oluyor da etsiz dürüm olmuyor mu? Olur. Mal gibi olur. Şöyle lavaşımızı açtık. Şöyle canlarım. Oh, şu da var ya köklü köklü. Çok güzel bir şey. Lav sapını yiyeceğim bunu. Çok koymayayım da bitmesin hemen. Dermişim. Şöyle. Başka yeşilliğimiz de var. Şöyle. Sen balık da koyacağım da koymayacağım içine. Bunu şimdi böyle saracağım canlarım. Şöyle. Bunun hayalini kurdum, inanır mısınız? Yapın yiyin. Esra, anne. Lavaş, yeşillik dürümü yapayım mı? Yer misin? Nereden buldun lavaşı? Yer misin? Yok yemem ya, hiçbir şey yemeyeceğim canım istedim. Niye? Çok doğdum. Allah.
Ayak bileklerin ağrıyor. Niye acaba? Tamam aşkım, gidiyorum. Beğendin mi diyor? Beğenecek tabi. Ben de beğendim. Beğendim. Soğanımı da koyayım. Soğan. Soğan. Soğan diyor kimisi, soğan. Saralım lavaşımızı. Oo, tamam, doydum işte. İlla et dürüm mi yiyeceğiz? Tavuk dürüm mi yiyeceğiz? Ot dürüm. Hepsinden güzel. Sağlıklı. Ağzımın yolunu da şaşırdım. Size bakayım derken. Canın ne çekiyorsa lezzet budur. Şimdi bunlar alışkın olduğumuz tatlar, yemekler. Yemek, balık. Bilmem ne. Vallahi nohut. Arada farklı tatlar yiyeceksiniz. Değişiklik olsun. Mideni kandıracağım. Aynı şeyler beklerken bakacak ki farklı şey, heyecan yapacak, gençleşecek, bekleyecek. Sürpriz yapın midenize. Sürpriz yapın ki kendini öyle alıştırsın, şartlansın. Bunları zaten biliyor, tanıyor. Şimdi bu dönümü sardığım zaman canlarım şuradan da açık vuruyor ya. Kapatayım mı, ne yapayım? Ne diyordum? Hatırladım. Hatırlarım ben. Şimdi bu dönümü sardım ya. Göz görüyor. Beyne, merkeze emir gidiyor. Diyor ki lahmacun geliyor veya et dürüm geliyor diyor. Bunu yiyorsun. Aa, mideye iniyor. Mide diyor, bu böyle bir şey değil. Farklı bir şey. Ne oluyor? Şaşırtmış oluyorsun. O zaman da çalışa çalışa, düşünceyi farklı yerlere vere vere mideyi de beyni de gençleştiriyorsunuz. Deneyin. Benden söylemesi. Et, tavuk, kelle, bunlar yenir elle. Biz de elle yiyoruz. Etin güzelliğine baksana nasıl pişmiş. Hmm.
Kemiğin içinde ilik de var, görüyorsunuz değil mi? İlik de çok faydalı. Böyle yemeniz lazım bunları canlarım. Bakın. İlik çok faydalı. Kemik iliği. Çok faydalı bir, yani vücut için. Kan üretimi yapılıyor değil mi? Kemik iliğinden. Allah korusun. Allah hepimizi korusun hastalıklardan. Çok şükür. Şimdi balığımızı deneyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yemek yerken besmele çekin. Besmele hem rızkınızın çoğalmasına neden olur, hem de şeytanları kovar, az demiş olursun. Sağlıklı beslenmiş olursun. Besmele çekmeden yersin yersin, doyduğunun farkına varamazsın. Bereket de kalmaz. Canlarım. Benden söylemesi. İster uyun ister uymayın. Söyler geçerim yani. Size kalmış bir şey. Şuna bayıldım ya. Köşe. Dereotu. Bu da radyasyonu alıyor vücuttaki. Hiçbir şey gereksiz yere yaratılmamış. Her şeyin bir görevi var. Her şeyin bir faydası var. Herkesin bir işi gücü var. Kurban olayım. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, o da bir görev için geldi. 40 yaşında peygamberlik geldi. Kur'an-ı Kerim 23 yılda tamamlandı. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşından 23 yaşına kadar, 63 yaşında da vefat etti. Görev tamamlandı. Hiç kimse, hiçbir şey gereksiz yere yaratılmamış bu dünyada. Herkesin bir görevi var. Görev tamamlandığında zaten iş bitiyor. Demek ki bizim hala yapacak görevimiz var. Ömrümüzün ahirine doğru. Bu işi yapıyoruz. Sizinle tanıştık. Bu da bir vesile demek ki. Bu da bir iş. Hiçbir şey sebepsiz değil. Daha neler göreceğiz yaşadığımız sürece bilmiyoruz. Canlarım. Hayırlı yaşantılar, hayırlı ölümler ver. Ölümler versin. Hayırlı yaşantılar versin Rabbim. Hayırlı görevler versin hepimize. Şunu da söyleyeyim. Balon kellesi deyip atmayın. Balon en fazla, en lezzetli yeri balon kulak arkasındaki et. O eti yiyin. Oh. Canlarım. Bilmiyorsanız bir şey daha söyleyeceğim. İyi dinleyin. Gençler. Şu balıklarda bunda pek yok da siyah yer oluyor şöyle. Şerit çizgisi. O siyah yerinde çocukların boyunu uzatacak hormon var. Büyüme hormonu. O siyah yerlerini yedirin çocuklara. Büyüme hormonu var. Büyütüyor.
Annem bize yedirirdi rahmetli anneciğim. Çikolata çikolata derdi. Verirdi ağzımıza. O siyah yerlerini. Bol siyahlı olan balıklar olur da bunda fazla yok. Bu levrek herhalde. Levrek. Yani canlarım, bu bilgilerimi de sizinle paylaşmış oldum. Elle yiyorum, bir sakıncası yok çünkü balık. Büyük balık, küçük balık. Patates. Yani neyse işte. Bebekleri olanlar, bebekleri olacak olanlar, yani kafalarına takıldıkları sorular varsa yine sorabilirler. Elimin, bilgimin yettiği sürece yardımcı olmaya çalışırım yani. O konuda da bilgilerim var. Canlarım. Her türlü yardımcı olabilirim yani her konuda. Tabii bildiğim bir şeyse, bilmediğim bir şeyse tabii. Ona da ahkam kesemem. Biliyorum demem yani. Bir tane derim. Millet olarak hepimiz, millet olarak hepimizin yani bir kibarlığı, bir inceliği var, biliyor musun? Bizim marullarımız bile ne kadar kibar, nazik, ince. Bir de Çin midir, şey mi, Japon mu? Onlarınki de baksana nasıl? Kalas gibi. Ezra. Hadi eve Yiğit'e yazsana ya. Arıyor. Biraz sonra ararım onu. Hala arıyor, kapatmadı. Kapattı. Şansına küstüm. Marul sever misiniz? Hadi bir soru sorayım. Marul mu? Tere mi? Neyi seversiniz daha çok? Bana sorarsanız tere. Tere acı diyorlar. Tere acı da baharat acısı. Bununkisi ot acısı. Roka'da ot acısı var. Roka'yı o kadar şey yapmam. Ama tereyi severim. Dere otu değil, tere.
Bu da dereotu. Ne alakası dereyle? Derede mi yetişiyor? Gördüğünüz gibi var ya, aslında hep ıvır zıvır yiyorum değil mi? Daha iyi. İşte. Bugünkü menümüz semek. Semek yiyoruz, balık. Semek un. Tavuğun derisini yediyorlar. Lezzet oradaymış. Balon derisini yeme diyorlar. Niye bilmiyorum. Onu tavsiye etmiyorlar. Canlar. Kocaman iğne gibi kılçık. Çay mı? Balıklı elim. Var. Kelle paça biter mi ya? Şey miyiz? Foto muyuz? Koskoca bir tencere. Sanki yalnız kelle paça olsa olur da yanında bir sürü şey yapıyoruz. Yemekler yapıyoruz. Bir tane olsa biter. İki tas içsem herkes yeter. Şunu da üstüne yiyeyim de limon yerine geçsin. Limon da var da unutmuşum. Aynı şey. Ne fark edecek? Şey fark eder mi? Burada kapalı balkon olduğu için orada direkt cam. Kapalı balkon olduğu için katlamalı cam var dışarıda, o kadar ses gelmiyor. Trafikten. Bu da bal gibiymiş ha. Bir tüyo daha vereyim.
Balık yedik, ellerimiz kokuyor. Hemen bundan sileceğim böyle. Ne balık kokusu kalıyor, ne bir şey kalıyor. Asit var ya bunda da, yanıcı bunlarda. Tuttuğun zaman alev yanıyor, ispirto gibi. İspirtoyu bilen var mı? Bilen var, bilmeyen var. Google'dan araştırsın. Canlarım böyle. Oh. Şimdi yıkayabiliriz ellerimizi. Bu da kalmış orada. Kabuğunu soymuyorum ben bunun. Aslında böyle yiyeceksin, daha faydalı. Hiçbir şeyin kabuğunu soymamak lazım. Çünkü bütün vitaminler kabuğun hemen altında. Biraz kalın soyduğun zaman sebzeye olsun, meyveye olsun vitamini atıyorsun. İster istemez. Yapmayın öyle. Şimdi soyacaklar çıkartmışlar ya, böyle tır 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 tır, incecik kabuğu kağıt gibi, gazete kağıdı gibi incecik soyuyor, ama biz bıçakla soymaya kalksak hepsini atıyoruz. Canlar. Canlarım, yedik içtik, hakkınızı helal edin yine diyorum. Göz hakkınızı inşallah. Ne bileyim. Ben bu şeyi yapmasam, bu işi yapmasam, çıkmasam buraya, izlemeyeceksiniz. Ama benim gibi milyonlarca, binlerce var. Bir girdiğiniz zaman siteye, yemek sitelerine, nasıl götürüyorlar, nasıl? Aman Allah'ım. Yani ben olmasam, ben yani ne diyeyim? Şey kadar değerimiz yok yani öyle onların yanında. O kadar çok almış gitmiş ki, öyle bir büyük alan ki, biz yani toz zerresi kadar belki yer işgal etmeyiz. Bu sitede yemek programını yazın. Diyorlar yok, öyle yedin, böyle yedin, şöyle yedin. Herkes yapıyor. Yapabiliyorsan sen de yap canım. Böyle yani, çok da uzatmayayım. Gerek yok. Yani hak istedim ya, göz hakkı. Ben olmasam, yine girdiğin zaman yine önüne düşecek, yine bakacaksın. En iyisi bana bak. Ne işin var? Kendi insanına hizmet et. Destek ver. Yardımcı ol. Öyle değil mi canlarım? Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Aynı topraklarda yaşıyoruz. Canlarım. Böyle diyorum canlarım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Hayırlı akşamlarımız olsun. Sessiz, sakin ortam. Memnun kaldınız sanırım. Böyle. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarımız olsun canlarım.